Gazi Paşa Akdeniz Zeytinyağı Fabrikası'ndayız. Ben Furkan Mustafa Uysal, endüstri mühendisiyim. 2006 yılından beri babamla birlikte zeytinyağı üretimini gerçekleştiriyoruz. Avokado yağı ile ilgili üretiminizden bahseder misiniz? Tabii ki de. Üretime bizim başlama nedenimiz şu şekilde oldu. Avokado üretimi Gazipaşa'da çoğu ailenin geçim kaynağı haline geldi. Lakin avokadonun bazı satışa sunulamayan meyvelerinin çekirdekleri için, fidan yetiştirmek için çekirdekleri için ayrıldığını ve posasının atıl bir şekilde kullandığını gördük. Hani biz dedik ki bu atıl olan posayı nasıl bir katma değer ulaştırabiliriz? Farklı nasıl bir yan ürün oluşturabiliriz diye bir arayış içerisine girdik. Zeytinyağı sıkımındaki tecrübemiz nedeniyle de bu ürünün hangi proseslerden geçilirse uygun, sağlıklı bir yağ haline, aromaterapi yağ haline getirebilecek konusunda bir arayış içerisine gerçekleştik. Hani teknik bilgiyi de bazı tecrübeli insanlardan ve firma etkililerden aldıktan sonra üretimi gerçekleştirmeye başladık. Prosesler aslında zeytinyağı üretimiyle gerçekleşen prosesler arasında çok bir farkı yok. Farkı genelde sıkılan sıcaklığın derecesi. Sıkımı soğuk sıkımda yapıyoruz. Sıcaklığımız 35 santigrat dereceyi geçmiyor ve yüksek sıcaklıklarda olmadığı için de avokadonun içerisindeki bazı yararlı bileşik mineral ve vitaminler sıcaklığın etkisiyle kaybolmuyor. Hem normal aroma tadını alınabiliyor hem de yağlar sağlıklı bir şekilde tüketilebiliyor bu sayede. Yüksek sıcaklıklarda yapılmadığı için. Çoğu yağlar, kekik yağı gibi, defne yağı gibi yağlar damıtma yöntemiyle üretilir. Ve bunlar çok yüksek sıcaklıklarda üretilen yağlardır. Çoğu özelliğini kaybeder. Ama biz soğuk sıkımlarda yaptığımız için yağımızın hem kalitesi daha yüksek oluyor hem de kullanma ve sağlığa daha elverişli bir yağ elde etmiş oluyoruz. Normal itibariyle yumuşak bir meyvedir. Ama çekirdeği değerlidir ve serttir. Bıçak yardımıyla ikiye ayrılıyoruz. Çekirdeği daha sonra kullanılmak üzere fidancılara veriliyor. Posa kısmını da arkadaşımızda gördüğümüz makineyle birlikte hamur haline getiriyoruz içeri aldıktan sonra. Malaksör de bir süre hamur haline aldıktan sonra sıkıma elverişli kıvama geldikten sonra dekantör alıyoruz ve katı sıvı vas ayrımını gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da separatör makinesinde sıvı vas ayrımını gerçekleştirerek yağ ve diğer atıl suyu elde etmiş oluyoruz. En son olarak da son mamülümüzde avokado yağı çıkmış oluyor. Dünya standartlarında avokado yağı üretimi %7 ile %25 arasındaki bir değerde bulunuyor. Ama Gazipaşa'da, daha doğrusu ülkemizde avokado üretimi çok o kadar profesyonelce yapılmıyor. Yapısı dahi iklimi tam olarak oturmuş bir iklim değil. Üretimi gerçekleştiriyor ama meyvenin tam istediği iklimlere uygun değil. Bunu dışarıdan çiftçiler sağlaması lazım. Hem su olarak hem de ilaçlanması olarak. Şimdi ülkemizde avokado yağı üretiminin yaklaşık 12-13 veya 15-16 kiloda bir olduğunu söyleyebiliriz. Her cins avokadoya göre bu oranlar değişiyor. Bacon, Fuerte, Parlak, Has. Şu anda hepsinin sıkma tecrübemiz olmadı. Ama genel itibariyle Has cinsinin daha yağlı olduğunu biliyoruz. Dünya standartlarının yağ verimi olarak altında ama yağ kalitesi olarak altında değil. Bu üretimi gerçekleştirdikten sonra Gazipaşa ilçemize hem yeni bir ürün kazandırmış olduk tanıtım açısından hem de daha çok ithal gelen bir ürünün iç piyasada yerli bir üretim olarak kullanılmasına olanak sağladık. Çoğu kozmetik şirketleri bu ürünü kullanabilmek için bizimle iletişime geçti. Yerli ürünümüzün piyasada daha fazla rağbet görebileceğini umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica